İnşallah hocam. Tartışmalı pozisyonlar var. Pozisyon tartışmalı olunca da Selçuk hocam o tartışmayı çözer diyoruz. Şu Ankaragücü'ye gençler milli Valla ya maçları. şimdi bu hakemlerin verdiği kararları çözmek de mümkün değil. Sevgili Bülent, yani hakikaten anlamak mümkün değil. O kadar kötü ve hatalı işler yapıyor ki üzülüyorum eski bir hakem olarak, hakem abileri olarak. Ama hakemler büyük baskı altında, baskı altında maç yönetince de çok ciddi hataları imza atıyorlar. Şimdi Gençlerbirliği maçını da izledim, Ankaragücü maçını da izledim. Diğer tüm lig maçlarına baktığımda çok ciddi problemler var. Şimdi derbi maçı konuşuyoruz. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçını, yani bir FIFA hakemine yakışmayan kararlar verdi. Evet, oyunun sonucunu etki etmedi. Maçın sonucunu hakem Halil Umut Meler belirlemedi. Futbolcuların performansı belirledi. Bu güzel. Ama bir FIFA kokartlı hakem 7 tane sarı kartı atlarsa bu çok ciddi bir problem. Yani gelecek adına bir sonraki maçlarda önemli sorunlar yaratır diye düşünüyorum. Hocam bu Ankaragücü maçında birinci golden bir başlayalım. Ne diyorsun o birinci gole? Orada bir faul var mı? Şimdi şöyle, ben Ankaragücü maçını izlediğimde hakemin genel olarak ciddi bir hatasının olduğunu düşünmüyorum. Sevgili Berdi. Yani orada verdiği penaltı ile ilgili bazı Trabzonsporların tepkisi oluştu. Ama bence doğru bir karardı. Hakem tereddütsüz kararını verdi. Ben onun dışında hakemin ciddi bir problem, sorun teşkil eden bir karar olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor-Ankaragücü maçında. Sizlerle sen Benim pozisyonları genel olarak ligde merak ettiğim aslında şöyle bir konu var Selçuk Hocam. Ligde artık bileğe ayağa basma futbolcular üzerine biz çok fazla görüyoruz. Ama bunu bazı hakemler sarı kart olarak değerlendirirken bazı maçlarda da kırmızı kart oluyor. Biz de pozisyonları incelerken genel olarak artık kafamızda soru işareti şu başlıyor. Genel olarak siz de zaten programlarda fark ediyorsunuzdur. Farklı kararlara insanların da farklı yorum var. Kimi eski hakemler kırmızı kart direkt bileğe basma derken biz ama maçlarda sarı kart görüyoruz. Özellikle Gençlerbirliği mücadelesine değineceğim. Soner Dikmen'in bir Evet. pozisyonu vardı. Ayağa basmada sarı kart gördü. Siz genel olarak bu ayağa basmalardaki durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, İFAB'ın hakemlere gönderdiği bir sirküler var. Orada diyor ki her ayağa basma kart değil. Tabii ki değil. Yani bunu zaten ayrı bir sirküler göndermesine gerek yok ki. Yani oyun kuralları çok net açıktır. Bir pozisyonun sarı kart olabilmesi için geçerli kriterler vardır. Mesela böyle pozisyonlarda bir oyuncunun sarı kart görmesi gereken pozisyonda müdahalenin sert bir hareket olmuş olması gerekiyor. Yani rakibin ayağını sert bir şekilde basarsan bu kırmızı, şiddetli şekilde basar sarı. Sert basarsan sarı kart, şiddetli bir şekilde basarsan kırmızı kart. Çok net, çok açık. Ama işte hani pozisyon almak için, yerini almak için ufak böyle hani ayağa basışlar ya da rakibe sert hareket oluşturmayan basışlara bir karta gerek yok. Yani İFAB'ın biz ayrıyeten sirkü göndermesine gerek yoktu ama bu tabii çok ciddi tartışma yarattığı için futbolda çok konuşulduğu için tekrar bir uyarı yazısı gönderdi. Böyle bakmak lazım. Hareketin şiddeti, hızı, rakibin elbette niyeti, toplama oynamak istiyor yoksa rakibe yönelik hareketler mi değil mi? Bunları çok iyi hakemin yorumlaması lazım. Ama ne yazık ki hakemlerimiz standart bir karar veremeyince tabii bu tartışmalarda sezon boyu devam ediyor. Edecektir de. Hocam benim bir sorum var izin verirseniz. Tabii. Bu sezon ligde şu havaya kafa topuna yükseldiğindeki dirsek üzerinde bir değişik bir tablo var. Sezon başında çok ciddiye alındı bu dirsekler. Direkt Evet. kırmızılar yağdı. Sonra bir müddet sonra bir kırılma oldu. Artık sarı kartlara döndük. En son Halil Umut Meler de ya olur o kadar yani o kadar da değil deyip hiçbir şey göstermedi. Şimdi bu dirsek konusunda en son bu aşamada mıyız? Yani ya olur o kadar mı diyoruz? Hala kart aşaması var mı elimizde? Şöyle, İFAB özellikle bu dirsek kullanımını, el kol kullanımını çok hakemlerin önemsemesini önerdi. Bu çok önemli. Gerçekten de ben 25 yıl hakemlik yaptım ve futbol oynadığım dönemlerde de en büyük problem, mesela futbol oynarken de ben çok dirseğe maruz kaldım. Yani dudağım patladı, dişim kırıldı, birçok futbolcu bununla ilgili kafa travması atlatıyor. Dedi ki İFAB, lütfen bu el kol dirsek kullanımına dikkat edin çünkü ciddi sakatlıklar olabiliyor dedi. Ki bu önlemini de ben futbol açısından önemli görüyorum. O nedenle dirseğini, elini, kolunu dikkatsiz kullanan rakibe sert harekete dönüşecek müdahalelerde sarı kartınızı kesinlikle gösterin diyor. Yine şiddetliyse, kolunu, dirseğini özellikle bu bölgeyi bir silah olarak kullanıyorsa kırmızı kartınızı gösterin diyor. Yani o nedenle şimdi ben Halil Umut Meler'in
Ankara Gücü Galatasaray maçında bana göre gösterdiği Mustafa Muhammed kırmızısına katılmamıştım o maçta. Fakat şimdi bakıyorum ben dünkü maçta Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ya Mustafa Muhammed'in yaptığının aynısı yapıldı. Birine sarı kart göstermedi, öbürüne sarı gösterdi. Dolayısıyla aynı hakem kendi içinde çelişki yaşıyor. O nedenle çok haklısınız Gökalp Bey. Yani bir hakem kendi içinde bu çelişkiyi yaşıyorsa bu da tam oturmadı. Hakemlerin en büyük problemi bence eğitim eksikliği. Bir standardın yakalanması lazım. O ayaklara basmada Elif Hanım'ın söylediği gibi el kol dirsek kullanımında ve VAR uygulamasında maalesef bir standart yakalanamadı. Umarım bu sezon artık geçiyor da inşallah seneye hakemler bunu yakalarlar. Eğitim eksikliği çok ciddi anlamda görünüyor. Gençler Birliği'nin ben penaltısını sormak istiyorum Selçuk Hocam. Gençler Birliği'nde karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde Yusuf Erdoğan yerde kalmıştı. O pozisyonda çoğu kişinin kafasında soru işareti şu şekilde var. Penaltı olduğunu çoğu kişi düşünmezken bazıları da penaltı dedi. Sizin o karşılaşmadaki penaltı kararı ile ilgili görüşünüz neydi? Şimdi ben pozisyon oldu sevgili Bülent'e mesaj attım. Balon penaltı dedim, balon. Hatta balon hafif kalıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir penaltı olur mu ya Arda kardeşler? Yani ben tersini çeviriyorum. Gençler Birliği lehine çalacak olsaydın o dedi üfleyebilir miydin o kadar rahat? Sen gidip bu kadar ciddi tartışma ve itirazın olduğu yerde, VAR'ın olduğu yerde niye gidip tekrar pozisyonu izlemiyorsun? Aynen. Penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok Elif Hanım. Evet. Yazıktır, günahtır. O gol olsaydı ne olacaktı? Evet. Gençlerden iki puan sil, kümede kalmak adına çok ciddi mücadeleler veriyor. Birçok sıkıntılar yaşıyor. Biz görüyoruz bunu. Zaten ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor. Bir de gelmişsin Arda kardeşler. Orada böyle çok alakası olmayan pozisyonda Yusuf Erdoğan ayağını yere vuruyor. Sen penaltı düş alıyorsun. Böyle mi hakemlik yapacaksın? Benim Arda ile ilgili bir tespitim var. Hep şunu söylüyorum. Bu kardeşler ailesinde babası Eser, kaleci Eser biraz iyi futbolu bilir. Şey biliyor, işte kardeşi de biliyor aynı şekilde. Erce kardeşler galiba. Evet. O ailede tek futbolunu bilmeyen Arda kardeşler. Ne bir türlü hakemini geliştiremedi. Ya böyle penaltı mı olur kardeşim? Neyin penaltısı? Hani refleks olarak yüklemiş olabilirsin. Git bir VAR'a bak ya. Bir niye izle, bakmadı hocam? Günah. Ya ben anlamak mümkün değil ya. Ya ne pozisyonlara bakılıyor sevgili Bülent. Görüyoruz ya Süper Lig maçlarında. Hocam var çağırmadığı için mi bu durum Ankara oluşuyor? Ankara takımlarına karşı Bülent, sevgili Elif. Ankara takımlarına karşı çok ciddi anlamda ya işte şey muamelesi yapılıyor. Ne derler? Hani üvey evlat muamelesi yapılıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben buradan çok kıymetli kulüp başkanlarını ve yöneticilerini eleştiriyorum. Çıksınlar, Gençler Birliği'nin Ankara Gücü'nün bu mağduriyetini anlatsınlar. Geçtiğimiz sezon Ankara Gücü'nü yaşadıklarını biliyoruz. Bu sezon içinde Ankara Gücü'nü yaşadığı bir sürü hakem şanslıkları var. Ben geçtiğimiz sezon bir Ankara Gücü Başakşehir maçı hatırlıyorum. Maçı aldı Ankara Gücü'den Başakşehir'e verdiler. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yazık günah. Yani Ankara bu anlamda biraz sesini çıkarmıyor, çıkarmalı, konuşmalı. Şimdi Gençler Birliği karşısındaki rakibi bu golü atsaydı, Gençler Birliği bir puanla küme düşse ne olacaktı? Yani evet. Örnek ki veriyorum. Zaten hesap kim verecek oldu hocam. 2 puan düş, Gençler küme evet düşme potasının en büyük adayı, kurtarma ihtimali iyice zayıflıyor. Kasımpaşa nefes alıyor. Aynen öyle. Yani var mı böyle bir şey? Yazık günah yani. O yüzden ama ne oluyor? Bu hakemler maç almaya devam ediyor. Demek ki birileri mutlu oluyor bu kararlardan. Anlatabiliyor muyum? Bu kararlardan birileri mutlu oluyor. Yani Serdar Tatlı mı mutlu oluyor? Federasyon başkanı mı? Yöneticileri mi? Mutlu oluyorlar ki bu hakemler maç almaya devam ediyor. Yazık günah. Yeteneği olmayan adama hakemlik yaptırmayacaksın. Evet. Emek var ortada. Yazık değil mi yani? Şimdi gitmiş Özcan bizatihi işte yeni teknik kadrosuyla takımı Fenerbahçe'yi yenmiş, gelmiş burada bunu devam ettirmek istiyor. Yani hayati derecede önem taşıyan 6 puanlık maçlar, sen orada lakayt bir düdük çalıyorsun. Yazık günah. Yani o yüzden biraz yöneticilerin de bu anlamda tepki koyması gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu hani ceza alacak şekilde değil, uygun dille çıksınlar söylesinler. Ya bizi niye mağdur ediyorsunuz kardeşim? Bu penaltı gol olmadı ama ya gol olsaydı? Yazık değil mi desinler? Yani bunu söylesinler bence. Bu önemli. Hocam senin hakemlik yaptığın sıra Ankara'da işte İlhan Başkan, Cemal Aydın Başkan. Onlar değil mi? Federasyon evet üzerinde çok ciddi bir hakimiyetleri vardı. Müthiş. Ya Ankara müthiş takımlarının etkili haklarını evet yemeleri çok çok kolay olmuyordu. Ankara federasyon üzerindeki ağırlığını kaybetti. Bu yönetim sıkıntılarından kesinlikle şeylerden. İlhan Başkan'ın vefatı da Gençler Birliği'ni vurdu.
Ankara için de sürekli başkan yönetim değiştirmesi de vurdu. Ankara takımlarını gelen vurup giden vurmaya başladı hakemler boyutunda. Öyle. Yani şimdi şöyle Ankara'mızın ve Türk futbolunun iki güzide takım Ankara Gücü ve Gençler Birliği yüzyıllık çınarları Türk futbol tarihine damga vurmuş kulüpler. O nedenle benim hep bir hayalim var. Bir Ankaralı olarak hep şunu istiyorum. Ankara'mızdan bir şampiyon çıksın. Süper Lig'in şampiyonu çıksın. Biz bunu hedeflemeliyiz Ankara olarak. Yani şimdi neden olmuyor? Burada demek ki yöneticilerin eksiklikleri var. Aslında bakıyorum iki kulübümüz Ankara Gücü ve Gençler Birliği ciddi anlamda bir dayanışma için yani kendi aralarında çok ciddi anlamda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama bu desteği federasyon üzerindeki etkinliklerini artırmaları lazım. Senin verdiğin örnek çok doğru. Gençler Birliği Kulübü Başkanı rahmetli İlhan Cavcı Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptı bu ülkede. Ve çok ciddi anlamda etkiliydi. Merkez Hakem Kurulu'nun oluşumlarında da etkiliydi. Sayın Cemal Aydın gerçekten Türk futbolunda etkin bir isimdi ve öyle çıkıp bir hakemle ilgili olumsuz bir şey konuştuğunda o hakem bir daha Ankaragücü maçına verirken hani salavat getiriyordu Merkez Hakem Kurulları. Ben biliyorum. Ben Evet. biliyorum. Dolayısıyla hani biz şunu istiyoruz. Ya kimsenin hakkını alıp bu takımlara versinler demiyoruz. Ama Gençler Birliği'mizi, Ankara gücümüzü mağdur etmesinler. Bu takımlar Türkiye Ligi'nin en önemli renkleri. Birçok sıkıntılarla buraya geldiler. Ben Ankara gücünün küme düştükten sonra neler yaşadığını işte birlikte takip ettik sevgili Bülent senle birlikte. Arkadaşlarımızı. Ben ikincilik maçına varana kadar Niğde'ye gittim. Eyüp'teki maçına kadar gittim Ankara gücünün. Yani dolayısıyla Gençler karşılaşıyorduk Birliği hocam senle. öyle oluyordu. Evet, aynen öyle. Yani dolayısıyla çok da iyi gidiyor iki takım Ankara Gücü'ne gençlerde nazar değmesin. Hakikaten son maçlarda aldıkları skorlarla da bizleri gururlandırıyorlar. Başarılar diliyorum ve hak ederek kazanıyorlar. Ankara Gücü bir belki yol kazası Trabzon maçı ama ikinci yarı maç başladı. Yani çok ilginçtir. Maçta üstünlük Ankara Gücü'nde gol bulamadı. Yani tabelaya bakıyorsun farklı, sahaya bakıyorsun farklıydı Ya hakikaten. Uğurcan faktörü Ama çok bunlar şey olabilir. değiştiriyor. Ya abi bunlar olabilir yani bir golü bulsaydı orada hakikaten farklı yerlere giderdi ama bunlar var futbolun içinde. Ya kardeşim yenilebilirsin ama iyi oynayarak yenilir. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçını izledim. Fenerbahçeliler maç berabere bitti ama umutsuzlar niye? Çünkü takım iyi oynamıyor. Bir Evet. gol buldu Ozan ama iyi oynamıyor takım yani. Ama şimdi Gençler Birliği Ankaragücü son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Tebrik ederim hem yöneticileri hem de teknik adamları Özcan bizatihi. Hikmet Hoca'yı teknik ekibiyle birlikte gururla izliyoruz. İnşallah daha da başarılı olurlar ve bu küme düşme hattından uzaklaşırlar. Önümüzdeki yılda da şampiyonluğu oynayan bir takım kurarlar. Yani Ya, artık tam onu diyecektim Avrupa'nın hocam. tek Ya şampiyonu şampiyonluk çıkarmaya hayalleri başlayan. kuruyoruz da ligden kalma mücadelesi konuşuyoruz Evet. yıllardır. Bir şey söyleyeyim mi sevgili Bülent? Sıkıntı ne biliyor musun? Bazı yöneticilerimiz amatör düşünüyorlar. Evet. Bence biraz daha ciddi bu işleri ele alsınlar. Ya. Ankara'da şöyle güzel bir dayanışma birlik, beraberlikle şampiyon çıkabilir. Niye çıkmasın? Bursa şampiyon olmadı mı? Sivas direkten dönmedi mi? Gençler Birliği bir ara o Skodalı kadrosuyla Avrupa'da kök söktürmedi mi o takımlara? Neler yaptı? Yani bunu İlhan Başkan yaptı. Ben İlhan Başkan'a diyordum, başkanım. Benim çok sevdiğim abimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok sohbet ederdik başkanla. Ya başkanım niye şampiyonu oynayan bir takım yaratmıyorsun? Ya Selçuk bize yedirmezler diyordu. Ya boşuna yormayalım kendimizi diyordu ama niye yedirmesinler ya? Neden yani bunu Anadolu'da Trabzonspor bu devrimi yapmış, Bursaspor yapmış. Neden Ankara yapmasın? Yapacak bir gün. Ben inanıyorum. Yani Ankara'da Başakşehir'de futbolun çok önemli dinamikleri var. zorladı Başakşehir zorladı yapmış sonunda keza. başardı. Başakşehir'de yıllarca olamadı şampiyon. Yani biraz pandemi şartları da taraftar olmaması da işlerine geldi ama zorladılar. Gençler Birliği bir kere zorladı olmadı vazgeçti. Bunu birkaç kere zorlaman gerekiyor. Ankaragücü Başakşehir maçındaki yapılan o operasyonun İşi nerelere götürdüğünü biliyorsun işte geçen Evet. sezon. Değil mi? Evet. Aynen öyle hocam. Başakşehir Ankara Gücü maçına yenilseydi şampiyon olabilecek miydi? Olamayacaktı. Hüseyin Olamayacaktı. Göcek Efendi, Hüseyin Göcek Efendi çıktı, maçı aldı oradan öbür tarafa verdi. Ama işte bunlara biraz ses çıkarmak, konuşmak lazım. Yani Evet. hani ben şu kavga etsinler demiyorum. Ceza da alsınlar demiyorum. Kibarca da olsa bunu söylemek, anlatmak, meramımızı anlatacağız. Yazık değil mi? Yani ben üzülüyorum hakikaten. Çok daha başarıyı hak ettiğini düşünüyorum takım Ankara Gücü'nün, Gençler Birliği'nin. Çünkü kadrolarına baktığımda beklentilerin de çok altında bir sezon geçirdiler onu söyleyeyim ama bu son haftalardaki çıkışı umarım bu sezonda o düşme riskinden uzaklaştıracak takımları inanıyorum. Önümüzdeki yılda da inşallah o söylediğim hedefleri yakalar. İnşallah hocam.
Benim sorum var yine ama Tamam. ben sürekli olarak karşılaşmaları, mücadeleyi anlattığım için hep kafamızda soru işareti olan durumlar VAR'la ilgili oluyor. Özellikle hafta sonunda Yeni Malatyaspor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında Olkowski'nin bir penaltı durumu vardı. Belki de izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de tam olarak bilmiyorum tabii ki sorumu Evet. soracağım ama Şeyi diyorsun değil mi? eli Arkası dönük. arkasındaki pozisyon. Evet, Eli sırtı arkada. dönüktü. Ya Evet var ama ya bizim penaltı VAR hakemlerimiz. merkez çağırdı. Şimdi Mert Güzengi maçın hakemiydi. VAR'da ise Fırat Aydınus Bak. vardı. Yani tecrübeli hakem var. VAR'da Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır olduğunda zaten sahanın içindeki hakemler her zaman birazcık daha onların kontrolünde yönetiyorlar. Haliyle biz penaltı olarak görmedik ama siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hayatımda gördüğüm en rezil penaltı kararıydı. Onu söyleyeyim. Yani bu haftanın iki bomba penaltısı. Bir o, iki Arda kardeşlerin verdiği penaltı. Gençlerbirliği aleyhine. Ha böyle bir şey olabilir mi? Evet. Adam daha ne yapsın? Elini kolunu yani cebi olsa cebine sokacak. Adam ne yapsın? Yani anlatabiliyor muyum? Daha nasıl sakınabilir kendini? Elini kolunu arkada birleştirmiş, dönmüş. Evet. Efendim işte dirseği hafif açılmış da penaltı. Böyle bir penaltı olmaz. Rezil karar. Fırat'a da yakıştıramadım bunu. Fırat'ı ilk gördüğümde söyleyeceğim Fırat Aydınus'a. Ya böyle bir karar olur mu? Hocam. Futbolcu nizami bir şekilde kolunu saklamış, dönmüş, top geliyor Evet. koluna. Böyle penaltı olmaz. Yani yazık bu takımların hakikaten emekleriyle oynamasına. Şimdi hakem hatası olur. Biz de yaptık. Benim de bir sürü hakemliğimde hatalar var ama bizde VAR yoktu. Şimdi Evet. izleyenler bize haksızlık yaptıklarını kabul ediyorlar mıdır acaba? Bizde VAR falan yok. Pozisyonu gördün gördün. Geçmiş olsun. Hocam Geçmiş zaten olsun. Ama... şimdi bak şeye Evet. geldik. Gidiyorlar VAR'a bakıp yine yanlış karar vermeye başarıyorlar ya. Artık Doğru. görememekten falan geçtik. Art niyete, kötü niyete geçmeye başlıyor ya. Ben şöyle söyleyeyim. Sevgili Bülent, çok doğru bir yere geldin. Eğer bir hakem VAR'a gidip VAR'da o pozisyonu izledikten sonra doğru kararı veremiyorsa bir, ya kuralı bilmiyor ya da art niyetli. Net. Başka Evet. bunun bir şeyi yok. Bak çok net. Kuralı bilmiyor mudur Süper Lig hakemi? Soruyorum size. Ya bir taraftar Bak biliyorsa, biz biliyorsak onun sevgili bilmemelisi yok. Elif, sevgili Elif sen hakem kursuna katıldın mı? Hayır, katılmadım. Katılmadın. Ama iyi bir futbol izleyicisin değil mi? Futbol takip ediyorsun. Doğru Evet. mu? Doğru. Doğru. Onun penaltı olmadığını biliyorsun. Doğru mu? O Doğru. Antep maçındakinin. Penaltı Evet. olmadığını biliyorsun bu futbol bilgine değil mi? Ya yıllarını vermiş 15 yıl hakem yapmış hakem bilmiyor mudur onun penaltı olup olmadığını? Şimdi ben size soruyorum. Zaten bunu çözsek hocam Biliyordur değil mi? futbolda birçok şeyi çözmüş olacağız. Evet. Ya Bülent biz çözdük de bazıları çözmek çözdüğümüzü anlamak istemiyor. Biz çözdük. Bırakacaklar bu işleri. Bu işleri bırakacaklar. Adı havanın durumuna göre, nemine göre, rüzgara göre kararlar yok. Yani bu VAR sistemini Türk TV VAR sistemine çevirdiler. Öyle bir şey olmaz. Kendimize göre yoruyoruz. Bu nedir VAR Aslında sistemi? Siyah beyaz hata yaptığındayken bunun önüne geçmek. Efendim evet. Gökhan. Hocam zaten cümleye başlarken ya da yayına başlarken siz konuyu gayet bu noktayı çok net açıkladınız. Hakemler baskı altında dediniz. Seyircisiz oynanıyor maçlar. Demek ki hakemler baskı altına alan seyirciler, taraftarlar değil. Değil saat tabii ki değil. Tabii ki biz Yani bu biliyoruz onun ne durumda işte olduğunu. o Onlar da biliyor. Bizim bildiğimiz de biliyorlar. Yani herkes biliyor ama işte bazıları çok tırnak içinde söylüyorum aptala yatıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ya yapmasınlar böyle. Yazık günah. Şimdi Murat Cavcav'ın emeklerine yazık olmaz mıydı eğer bu maçı kaybetseydi ya da berabere bitseydi o 2 puanı kaybetseydi. Özcan zaten emeklerine yazık olmaz mı? Gençlerbirliği taraftarlarına o futbolcuların alın terlerine yazık olmaz mıydı ya? Bu böyle bir şey var mı? hocam o zaman sorularımızla birazcık devam edelim. İzleyiciler de çünkü bana kızlar Edelim. neden sorularımızı okumuyorsun diye. Mustafa Serkan Tabii. Güngör demiş ki hocam İngiltere hakemler izlemeye gitmiyor. VAR hakemi direkt karar veriyor. Türkiye'de neden böyle uygulanıyor? Ya şöyle, tabii federasyonların hani kendine has özel uygulamaları olabilir. Benim VAR'da eleştirdiğim konu biraz önce ifade ettiğim gibi. Yani ya kuralı bilmiyorsun ya başka bir şey var kardeşim. Ama bir de şu var. Şimdi hakem mesela hangi maçta hatırlayamadım. Bu hafta sonu bir maçta çok net ofsayt olmadığı belli pozisyonun. VAR'ın kararını bekliyor hakem 2 dakika. Ya pozisyon %100 ofsayt olmadığı belli 2 dakika ya. Ya neyi bekliyorsun? Şeyi pozisyon işte 3,5 dakika Gençlerbirliği Fener maçı değil Evet. mi? Evet. Ha ben onu da yeri gelmişken söyleyeyim. O pozisyonun ben ofsayt olduğunu düşünmüyorum. Gençlerbirliği'nin bulduğu golde. Bak şimdi niye biliyor musunuz? Bir tane görüntü geliyor. Kamera tam yardımcı hakemin arkasından bakmıyor. Çaprazdan çekmiş o görüntüyü. Oradan bakınca gençlerle önce önde görüyor. Öyle değil.
Yerdeki çizgiler var. Yeşil koyu çizgilerle açık renkli çizgilere bakınca o pozisyon offside olmadı belli. Bence yan yanalar. Anlatabiliyor muyum? Sanki Gençler Birliği'nin bulduğu golde bir... Gençler Birliği'ydi mi? Yanlış hatırlamıyorum. Gençler Birliği. Evet. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne konuk oldu. Evet evet. Ayten'in attığı Evet, sanki orada Gençler Birliği haksız bir gol. Öyle değil. Ben o ya kendi sahalarının olduğunu... çizgilerini kendileri tartışıyorlar hocam. Bizim sahanın çizgisi yani... aslında yamuktu diye resmen. Yani kendi sahalarının çizgileri falan. Ya bırakacaklar bu işleri. Yani Anadolu takımlarına ben hakemliği bıraktım. En çok Anadolu takımları üzülmüş sevgili Bülent. Samimi söylüyorum. Anadolu takımları zaten ekonomik olarak zayıf. Medya desteği az. Ya hakemler siz de çıktığınızda biraz elinizi vicdanınıza koyun ya. Biraz zayıftan, güçsüzden yana olun ya. Anlatabiliyor muyum? Benim gerçi kişiliğim, karakterim böyledir. Yani ben hep öyle bakıyorum. Zayıftan hani yana olun derken kimsenin hakkını alıp öbüne verin demiyorum. Takdir hakkınıza giren bir pozisyon varsa. Takdir hakkınıza giren pozisyonu bari zayıftan yana kullanın. Öbürü zaten avantajlı. Neyse sonuç olarak Bülent her zaman destek olmaya hazırım. Katkı vermeye hazırım. Onu da söyleyeyim. Selçuk Hocam başka yayınlara programa yetişecek. Onun için ben çok fazla tutmam. Önemli bir soru daha varsa soralım hemen. Varsa şey yok, sor. Benim şu an saat kaç oldu? Bir 15 dakika var. 5 geçiyor hocam. 6 geçiyor. 5 geçiyor. Tamam. Var. 10 geçeye kadar zamanım var. Tamam. Yayına o zaman bir soru daha sorayım. Hocam bu Anadolu İstanbul takımlarının maçlarına İstanbul bölgesi hakem atanmasının sebebi nedir? Şimdi şöyle. Bu hafta Denizli Spor Başakşehir maçını izlediniz mi? Evet. İzlediniz mi bilmiyorum. İzliyoruz hocam. İzlediniz. Bütün maçları izliyoruz. Başakşehir, Tugay Kağan Numanoğlu yanlış bilmiyorsam İstanbul bölgesi hakemi değil mi? Evet. Elif. Evet, İstanbul değil mi? Ben yanlış söylemiş olmayayım. Ben de öyle biliyorum hocam. Şimdi Denizli İstanbul Başakşehir maçında niye İstanbul bölgesi hakemini böyle kritik maça veriyorsunuz? Ondan sonra maçta 25 dakikada Tolga Ciğerci atmıyor. Evet. Arkasına Rodega'nın kaleciyle %100 karşı karşıya kalacağı pozisyonda faul çalıyor. Derbiden dolayı bu işler güme gidiyor zannediyorlar. Biz yakalarız. Yazık, günah. Ligin kaderiyle oynuyorlar hocam. Aşağı tabii taraf kaynar kazan. Oynuyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bak şimdi şöyle bir şey var. Elbette. Hani büyük kentlerin takımının hakemlerini verebiliyorlar. Mesela iki Ankara takım Gençlerle Ankara maçı. Ben çok yönettim Ankara'da. Evet. Veriyorlar. Hocam. Bu hafta Antalya-Alanya maçına Mustafa Öğretmenoğlu verdiler Antalya'dan. Veriyorlar. İstanbul'da İstanbul hakemi verin. Tamam. Hani harbe tesir etmeyecek demeyeyim de. Yani ligin kader maçlarına girdi artık. Şampiyonluk ve düşmanlığında. Sen Denizli-Başakşehir maçına Tugay Kağan Numanoğlu verirsen orada %100 25. dakikada Tolga'yı atmazsa Rodega'nın bariz gol şansına giden pozisyonda olmayan faali düt çalarsa ben bunun altında başka şeyler ararım. Tolga'nın pozisyonu da yazık. Çok netti yani hocam. Çok net. Çok net. Çok net. Yani Tolga yerden bakıyor şeyin gözüne. Hakemin gözüne. Beni attı. Kartı çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Atmadı. Gitti Denizli'ye sarı kart gösterdi. Yazık ya. Tugay Kağan Numanoğlu'na da yazıklar olsun bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Yazıklar olsun hakikaten. Onu da söylemiş olayım. Hocam o zaman ben şöyle bir soru daha son olarak sizi tutuyoruz ama kusura bakmayın. Merakımdan dolayı güzel. Ben artık bu son soruyu kendi hakkım olarak kullanıyorum. Tamam. Ligimizde tamam, şu anda beğendiğiniz hakem var mı? Genelde eleştiriyoruz. Ligimizde şu hakem gerçekten iyi. Avrupa standartlarında dahi olsa maç yönetir. Ligimizde de açık ara birçok hakemden önde gelen hakem olarak gördüğünüz kişi kim? Vallahi ben Ali Palabıyık'ı çok beğeniyorum. Ali Palabıyık hata yapmıyor mu? Evet yapıyor. Ama Ali Palabıyık Cüneyt Çakır'dan da, Fırat'tan da, Halil Umut Meler'den de daha fazla hata yapmıyor. Ama ne oldu? Maçlarda kestiler çocuğu Ali Palabıyık. Niye? İstanbul-Ankara Savaşı. Ben biliyorum. İstanbul-Ankara'sı. İstanbul'da Cüneyt Çakır ekibi şürekası hop. Ankara'lı hakemi operasyon. Bana yaptıklarının benzerini şimdi Ali'ye yapıyorlar. Yazık değil mi? Ali Palabıyık daha fazla şans bulabilir. Halil Umut Meler'in hakemliğini beğeniyorum. Son iki maçta gerçi hatalar yaptı. Dünkü maçta sarı kartlarda ciddi hataları vardı. Ama oyunun sonucunu etkileyen hatası yoktu. Olacak canım, hakemin kötü maçı da olacak. Bizi tıpkı bizim olduğu gibi. Ama genel olarak Halil Umut Meler'in ve Ali Palabıyık'ın hakemini çok beğeniyorum. Çok teşekkürler hocam. Haftaya görüşelim ama mutlaka yine. Ben teşekkür ederim. Ondan sonraki hafta görüşelim hocam. Ondan sonraki haftaya. Tamam. Tamam. Peki. Tamam hocam. Çok görüşmek teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. İyi yayınlar, sevgiler. Çok selamlar.